gayet kolay yaptım Ruhum. Önce otobüsün ağacın çıkış camını kırdım. Sonra yolcuları teker teker dışarı çıkardım. Saçmalama Basar. O yolculardan 9'unun vefat etmesi gerekiyordu. Ya sen öbür tarafın işlerine de karışıyorsun ya. Benim başım belaya mı sokacaksın sen? Ama ne yapayım Ruhum? Çok cesaretliyim. Bu cesaretimi kullanmadan da yapamıyorum. Bence dursan iyi olacak Masar. Yoksa seni durdurmak için bazı tedbirler almak zorunda kalacağım. Nasıl yani? Mesela ne gibi tedbirler alabilirsin? Mesela şöyle tedbir alabilirim. Ruhsar ne yaptın bana? Ellerini bu şekilde bağlı tutarsam hiçbir tehlikeye karışamazsın kocacığım. Ruhsar çabuk çöz beni. Çöz diyorum sana, bak çok fena olacak ha. Çözmezsen kafamı duvara vura vura intihar ederim ha. Hadi çöz çöz. Aman tamam tamam çözüyorum. Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkma ha. Ben artık bir kahramanım ve herkes beni tanıyor. Benden yardım isteyenlere yardım etmek zorundayım. Bu yüzden bir daha sakın bana karışma. Ruhsar. Alo. Alo. Kahraman Mazoli ile mi görüşüyorum? Evet buyurun, ben Kahraman Mazoli. Mazoli Bey, bizim mahallede doğalgaz kaçağı var. Böyle bir şey karışmamalısın Masar. Karışmamalısın. Ya öyle mi? Gaz kaçağını doğalgaz idaresine bildirin, yakalasınlar. Gaz kaçaklarıyla ben ilgilenmiyorum. Alo. Mazoli Bey yetişin. 35 bin voltluk elektrik geçen trafoya çıktım ve şimdi inemiyorum, burada kaldım. Hayır, hayır, hayır. Alo. Alo Mazoli Bey, geçen kurban bayramında kaçan bir dana İstiklal Caddesi'nde dehşet saçıyor. Vay danalar. Alo. Mazoli çabuk ol, akıl hastanesinden kaçan 3 tehlikeli deli bir asansörü kaçırdı. Alo. Mazoli, Rusya Çeçenistan'a girmiş, yardım edin. Diyorum ki Masar'ın bu durumundan yararlanmak lazım. Diyorsun. Peki nasıl yararlanacağız sence? Hazır bu kadar cesaretlenmişken minik kuşumu belki evlendirebiliriz diyorum. Evet, minik kuş cesur bir kartala dönüşmüşken evlenmeye de cesaret edebilir. Bak, şimdi dinle. Benim aklıma şöyle bir plan geldi. Nasıl bir plan? Şu bizim iki salak bakkal var ya. Evet. Onlara Reyhan'ı kaçırtacağız. Diyorsun. Sonra? Sonrasında Reyhan artık alo hatlarına çıkmış ve kötü yola düşmüş bir kız olacak. Biz de bunu hemen Masar'a haber vereceğiz. Masar da kahraman ya. Tabii hemen Reyhan'ı kurtaracak ve onunla evlenmek isteyecektir. Fena değil, olabilir. Yok canım, fena değilmiş. Allah Allah. Canım bir kere de otur sen de bir plan yap da ben de beğeneyim. Münasebet. İşte Taylar geldi, geldi. Evet, planın en zor aşamasına geldik. Reyhan'a planın anlatılması. Evet, maalesef öyle. Bakalım kaçıncı anlatışımızda kafasına girebilecek. Bakın, şimdi dikkat kesin, size yeni icadımı anlatacağım. Şimdi, eğer çayınızın açık olmasını istiyorsanız... ...şimdi bu görmüş olduğunuz poşeti buraya daldırıp çıkarıyorsunuz. Eğer biraz daha demli çay içmek istiyorsanız... ...sadece şu ikisini daldırıp çıkarıyorsunuz. İsterseniz daldırıp çıkarmayıp içinde tutabilirsiniz. Eğer biraz daha demli olmasını istiyorsanız... ...şu görmüş olduğunuz 3 poşeti ya da 4 poşeti... ...bunların hepsini bunun içine bastırıyorsunuz. Şu şekilde. Eğer diyelim ki demsiz içmek istediniz ya da... ...ya da çay içmek istemedi canınız. İstemeyebilir, insanoğlu bu. Bunu buraya daldırıyorsunuz. Ya da yanına koyuyorsunuz. Nasıl? Çok zekice değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Ruhsar'cığım ölmemiş.